Merhaba sevgili öğrencilerim. FÖY 29'da yerleşmeler konusunu değineceğiz. Hepinizin bildiği gibi yerleşme insanların barındığı ve çalıştığı alanları içerisine alan bölümlere yerleşme adını veriyoruz. Yerleşmelerin ortaya çıkmasında etkin olan faktörler nelerdir? Resmimizi görüyoruz. Resmimizde ilkel dönemlerde mağara yerleşmelerine örnekler gösterilmiş. Yerleşmelerin ortaya çıkmasında iklimin olumsuz etkilerinden korunmak için insanlar yerleşmelerine dikkat etmişlerdir. Korunan alanlarda dinlenme ve uyuma isteği, yabani hayvanlardan korunma isteği, ürünlerini saklama isteği insanları yerleşik yaşama geçmesindeki en büyük etkenleri oluşturmuştur. Paleolitik dönem dediğimiz yontma çağda insanlar özellikle beslenme ihtiyaçlarını, avcılık, toplayıcılık gibi ihtiyaçlarını bu şekilde karşılarlar iken daha sonra insanlar ilk yerleşim alanlarını oluşturan mağaraları yerleşim alanları olarak seçmişlerdir. Çünkü yontma taş dönemi insanların ilkel mağaralarda yaşadığı avcılık ve toplayıcılık ile geçindiği dönem. Daha sonraki dönemlerde neolitik dönem, yani yerleşik yaşama geçtikleri dönemdir. Yerleşik yaşama geçmeleriyle birlikte insanlar kendilerini daha iyi koruyabilmişler. Tarım alanlarında ekip biçme gibi tarımsal ürünleri yetiştirmeye başlamalarıyla birlikte insanların doğadaki yerleşme düzenlerinin değiştiğini görmemiz mümkündür. Yeryüzündeki ilk yerleşim bölgelerimiz. Harita üzerinde dikkat etmemiz gereken unsurlar. Öncelikle insanlar Asya ve Afrika'yı yerleşim alanları olarak kullanmışlardır. Daha sonra Kuzey ve Güney Amerika kıtalarının keşfinden sonra ortaya çıkan yerleşimler Orta Amerika ve Güney Amerika'da ortaya çıkmıştır. İlk yerleşim alanları olarak insanların genelde tercih ettiği alanlar su kaynaklarının etrafı, su kaynakları, verimli tarım alanları, bölgeler ilk yerleşimlerin ortaya çıktığı alanlardır. Çin medeniyetindeki Sarıırmak ve Gökırmak nehirleri, Huangpu ve Yangtze nehirleri ilk yerleşmelerin bulunduğu alanlardır ve buralarda özellikle verimli tarım alanlarının bulunması etkili olmuştur. Daha sonra Fırat ve Dicle nehirlerinin oluşturduğu Mezopotamya Ovası, Hindistan'da bulunan Indus Nehri etrafı, Mısır'da Nil Nehri çevresi, Mısır'a en büyük hayat kaynağını veren Nil Nehri, ilk yerleşim bölgelerinin bulunduğu alanlardır. Daha sonra ise Orta Amerika'da Meksika çevresi, Yucatan Yarımadası çevresi, Aztek ve Maya medeniyetlerinin kurulduğu alanlardır. Hemen buraya yazalım: Meksika ve Yucatan Yarımadası, Orta Amerika. Güney Amerika'da İnka medeniyeti ise Peru'da Ant Dağları'nın zirvelerinde kurulan ilk medeniyetleri oluşturmaktadır. Mezopotamya, Fırat ve Dicle nehirleri etrafında İnkalar, Ant Dağları, Peru çevresi, Aztek ve Mayalar, Orta Amerika'da ilk yerleşimlerin ortaya çıktığı alanlar, zaman içerisinde devletlerin ortaya çıkması ile birlikte
bazı şehirsel yönetimler önem kazanmıştır. Anadolu'da İstanbul, İtalya'da Roma, bunlara örnek verilebilecek illerdir. Ve diğeri ise sanayi devrimiyle birlikte büyük şehirler ortaya çıkmış, dünyanın nüfusu günümüze kadar artmaya devam etmiştir. Çünkü dünyada nüfus 3 sıçrama dönemine girmektedir. Birincisi, insanların kendilerini korumaya başladıkları, kesici aletleri bulduğu dönem. İkincisi, yerleşik yaşama geçtikleri dönem. Üçüncü sıçrama dönemi ise sanayi inkılabıyla birlikte tıp alanındaki ilerlemeler dünya nüfusunun artmasındaki en büyük etkendir. Yerleşmelerin oluşmasında doğal ve beşeri nedenler etkili olmaktadır. Doğal faktörler iklim, bitki örtüsü, su kaynakları, jeopolitik, jeolojik yapı, kayaçlar ve doğal afetler. Bunlar yerleşmeleri etkileyen doğal unsurlardır. Hemen hatırlatayım, şunları çok rahat bir şekilde bilebiliriz ama doğal afetlere örnek olarak heyelan, deprem, çığ olayı hemen hatırlatmamız gerekir. Beşeri faktörler ise tarım, sanayi, ticaret, turizm, ulaşım, madencilik ve savaşlar yerleşmelerde etkili olan beşeri faktörlerdir. Ökümen ve anökümen terimlerine değinecek olursam, ökümenler yerleşebilen, yerleşmelerin bulunduğu alanlar iken, yerleşmeye uygun olmayan alanlara ise anökümen denilmektedir. Doğal koşulların yerleşmeler üzerindeki etkisi haritamızda şöyle değerlendirelim. İklim koşullarının yerleşmeye elverişli olduğu alanlar haritamız üzerinde gösterilmiş. Hemen bilgi köşemizde önemli olduğunu belirteyim. Ekvatoral bölgede Amazon Havzası, Kongo Havzası, Endonezya, bakın buralar ekvatoral bölgedir. Yerleşmeler 1000 metrenin üzerinde yoğunlaşmıştır. Sebebi ise sıcaklık ve nem, yani iklim koşullarının olumsuz etkisinden dolayı 1000 metre üzerinde yerleşmeler yoğunlaşmıştır. Yerleşmelerin elverişli olmadığı bir diğer alan yeşil ile gösterilen çöl bölgeleridir. Dünyanın en büyük çölü Sahra Çölü. Arabistan Yarımadası'ndaki Rübül Hali Çölü, Orta Asya'daki Kızılkum Karakum Çölleri, Gobi Çölü Moğolistan, Avustralya'nın orta kısımlarında Victoria, Gibson, Büyük Kum Çölleri, Kalahari Çölü Afrika, Atacama Çölü Peru ve Kuzey Amerika'da bulunan Arizona Çölleri yerleşmeler için uygun olmayan bir diğer alandır. Soğuk iklim koşullarının görülmüş olduğu sert karasal iklim dediğimiz Rusya, Kuzey Avrupa ve Kanada yerleşmelerin az olduğu alanlardır ve bir diğeri Sibirya bölgesi, Grönland ve Kanada'nın kuzey kısımları yerleşmelerin seyrek olduğu diğer alanlara örnek. Güney Yarımküre'de ise Antarktika seyrek yerleşmelerin olduğu, yerleşmelerin hatta bulunmadığı alandır diyoruz. İklim koşullarının uygun olduğu, yerleşmeye elverişli olan alanlar. Haritamızı değerlendirdiğimizde Akdeniz iklim bölgesi okyanusal iklim. Lejantları incelersek eğer, Akdeniz'in çevresi yerleşmenin en yoğun olduğu alanlardır. Hemen birkaç ülke belirtmemiz gerekirse, Akdeniz'in kıyısı olan İspanya, Portekiz, Fransa, İtalya, Yunanistan, Türkiye, Fas, Cezayir, Tunus gibi Akdeniz çevresi ülkeleri iklim koşullarından dolayı yerleşmenin yoğun olduğu alanlardır. Yine Akdeniz ikliminin görülmüş olduğu Kaliforniya bölgesi, Orta Şili, Güney Afrika'daki Cape Town bölgesi,
yerleşmelerin sık olduğu alanlar. Okyanusal iklimler Yeni Zelanda, Avustralya'nın doğusu, Güney Afrika'nın doğu kısımları, yine Güney Amerika'da Arjantin, Uruguay bölgesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York, Washington'ın olduğu doğu kısımları, yoğun yerleşimlerin bulunduğu alanlar, Kanada'nın batı kıyıları ve en fazla yerleşimlerin bulunduğu, en önemli diyebileceğimiz Avrupa kıtası. Batı Avrupa özellikle de dünyada yerleşimlerin çok yoğun olduğu alanlar. Norveç, İngiltere, Fransa, Almanya gibi alanları örnek verebiliriz. Yer çekimlerinin yerleşmeler üzerindeki olumsuz etkisine dünya üzerindeki dağlık alanları örnek vereceğiz. Dağlık alanların ortalama yüksekliğinin fazla olması, sıcaklık koşullarının düşük olması, ulaşım zorluğu, tarıma elverişli alanların az olması, yerleşmelerin buralarda kısıtlı olmasında veya az olmasında bir başka etkendir. Kayalık dağları Kuzey Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da kıtanın batısında uzanan dağ sıraları, Ant dağları Güney Amerika'nın batısında uzanan dağ sıraları, Alp dağları Avrupa kıtası, İskandinav dağları İsveç, Norveç, Finlandiya gibi İskandinav ülkelerinde uzanan dağ sıraları, Kafkas dağları Gürcistan örnek verebilirim. Himalaya dağları Asya kıtasında dünyanın dağlık alanlarına örnek verebileceğimiz nüfusun seyrek olduğu alanlardır. Dünya üzerinde yerleşmeye elverişli olan alanlar. Kuzey Amerika'da ovaların bulunmuş olduğu merkezi ovalar dediğimiz, aynı zamanda tarımda verimin yüksek olduğu alanlar, yerleşmelerin yoğun olduğu alanlardır. Aynı zamanda orta kuşakta yerleşmeler daha fazladır. İklim koşullarının elverişli olması da bundaki etkendir. Batı Avrupa ovaları yine yerleşmelerin yoğun olduğu alanlar. İndus Nehri'nin oluşturmuş olduğu İndus Ovası, Ganj Nehri'nin oluşturmuş olduğu Ganj Ovası, aynı zamanda Ganj, İndus ilk yerleşim bölgelerine örnek vermiştik. Çin'de bulunan Huangpu ve Yangtze, yani Sarırmak ve Gökırmak nehirleri ve Mısır'daki Nil Nehri, aynı zamanda biz buna ekleme yaparak Fırat ve Dicle nehirlerinin oluşturduğu Mezopotamya Ovası'nda yerleşmelere elverişli olan bölgeleri örnek verebiliyoruz. Ovalık alanlarda tarımda verimin yüksek olması yerleşmelerin yoğunlaşmasındaki en büyük etkendir. Dünyada su bulunan su kaynakları. Şimdi Kuzey Yarımküre'de karaların oranının daha fazla, Güney Yarımküre'de denizlerin oranının daha fazla olduğunu zaten biliyoruz. Büyük Okyanus'un Pasifik Okyanusu olduğunu hemen hatırlatalım. Üç büyük okyanusumuz, büyük yani Pasifik Okyanusu, dünyayı küre yaptığımızda Pasifik Okyanusu, Atlas Okyanusu ve Hint Okyanusu, dünyanın üç büyük okyanusudur. Kara parçalarına değinecek olduğumuzda ise Asya kıtası, Avrupa kıtası, şu kısım, Afrika kıtası, Okyanusya kıtası, Antarktika, Güney Amerika ve Kuzey Amerika kıtaları, yeryüzünün %71'i okyanuslar ile, geriye kalan %29'u ise karalar ile kaplıdır. Su kaynaklarının yerleşmeye elverişli olduğu alanlar, akar
yerleşmenin en yoğun olduğu, tarımda verimin en yüksek olduğu alanlar. Birkaç nehir üzerinden örnek vermek gerekirse, Mississippi, Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşmenin yoğun olduğu verimli tarım alanları, Avrupa kıtasında Ren Nehri, Afrika'da Nil Nehri, Fırat ve Nice Nehirleri, Anadolu Yarımadası'ndan örnek verelim. Asya'nın güneyinden Ganj ve Indus nehirleri, yine Çin'de bulunan Sarırmak ve Gökırmak nehirleri yeryüzündeki ilk yerleşim alanları olduğunu söylemiştik. Aynı zamanda tarımda verimin yoğun olduğu delta ovalarıdır. Bitki örtüsüne bağlı olarak yerleşmeye elverişli olmayan alanlar. Ekvatoral bölgeyi burada örnek vereceğiz. Ekvatoral bölgede aşırı yağışların etkisiyle ve sıcaklık koşullarının yüksek olmasından dolayı çok zengin ve gür bir bitki örtüsü vardır. Biz bunlara aynı zamanda tropikal yağmur ormanları diyoruz. Amazon havzası, hatırlatmak gerekirse, Kongo havzası, Endonezya ve Malezya kısmı. Endonezya, Malezya. Bitki örtüsü yönünden dünyanın en zengin olduğu tropikal yağmur ormanları bölgesi. İklim koşullarından ve bitki örtüsünün etkisiyle yerleşimlerin kısıtlı olduğu yerlerdir. 1000 metrenin üzerinde yerleşimlerin mevcut olduğunu belirtmiştik. Jeolojik yapılar, özellikle de kayaçların yapısı, yerleşmeler üzerinde olumlu veya olumsuz etkenlere neden olmaktadır. Karstik kayaçların yaygın olduğu yerlerde yerleşmeler genelde azdır. Sebebine gelince, karstik kayaçlar suyu yer altına geçirebilen, geçirimli tabakaların olduğu kayaçlar olduğu için buralarda yer altına fazla suların sızmasından dolayı su yüzeyde kalmadığı için tarımda verimin az olduğu alanlardır. Ülkemizde karstik kayaçların yaygın olduğu alana Akdeniz bölgesini, Teke yöresini ve Taşeli yöresini örnek verebiliriz. Teke ve Taşeli yöresinde karstik arazi, karst topografyası adını verdiğimiz kayaçlardan dolayı yerleşmelerin seyrek olduğu alanlardır. Volkanik bölgeler ise tehlikeli olduğunu bile bile insanlar volkanik bölgelerin etrafına yerleşmelerini yoğun bir şekilde yapmaktadırlar. Çünkü volkanik patlamalar esnasında çıkan madenler veya mineraller o bölgenin tarım toprakları için olumlu etkiye sahiptir. Tarımda verimi artırmaktadır. Bundan dolayı volkanik kayaçların bulunduğu yerler yerleşimlerin yoğun olduğu alanlar. Ülkemizden örnek olarak Kayseri ve Nevşehir illeri çevresini verebiliriz. Tarımda verim bu alanlarda yükseklidir. Yerleşmeyi etkileyen beşeri faktörler. Tarım, sanayi, ticaret, turizm, ulaşım gibi etkenler yerleşmeyi etkileyen beşeri faktörler üzerinde etkilidir demiştik. Aynı zamanda bunlara savaşları da eklememiz mümkündür. Önemli bilgi, aynı zamanda sizlere genel kültür düzeyinde bilgiler olduğunu düşünüyorum. La Paz en yüksek yerleşim yeridir. Bolivya'dır La Paz. Dünyada en yüksek yerde kurulan yerleşim alanıdır. Türkiye'de ise ortalama yüksekliği en fazla yerde kurulan ilimiz Erzurum ilidir. La Paz ilinin nüfusu 1 milyonu bulmakta, yaklaşık 4082 metre ile 3600 metre yükseklikte Bolivya'da bulunan ilimiz. Rusya'da bulunan Dixon şehri kutuplara en yakın, en kuzeydeki yerleşim yerimizdir. Askeri üs olarak kullanılmıştır.
Aynı zamanda madencilik faaliyetlerinin yoğun olarak yapılmasından dolayı soğuk bir bölgede olmasına rağmen beşeri nedenlerin etkisinden dolayı yerleşimlerin bulunduğu alan Dikson şehri yaklaşık olarak 3000 civarında nüfusa sahiptir. Sıcaklıklar düşmediği sürece hayat normal koşullarda Ust Nera'dan devam etmektedir.